Merhabalar, ben Doçent Doktor Levent Mıhçıoğlu, kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanıyım. Bugün sizlere tüp bebekteki yenilikler, PRP yöntemi ve kök hücre nakli yönteminden bahsedeceğim. Bu tedavi yöntemleri yeni yeni gündeme gelmiş, yeni yeni kullanmaya başladığımız tedavi yöntemleri. Esas amaçları kadının azalan yumurta sayısını, azalan yumurta kalitesini artırmaya yönelik ve tüp bebek tedavi başarısını artırmaya yönelik tedaviler. PRP tedavisi, kadından aldığımız kanın santrifüj edilerek içerisinde trombositten zengin olan plazmanın sıvının elde edildiği ve bu sıvının kişiye anestezi altında ultrason ve o ultrasonun kılavuzundaki iğne eşliğinde enjektör yardımıyla yumurtalık içerisine bu sıvının verilmesi işlemi. Çok uzun süre bir işlem değil, 5-10 dakika içerisinde bitirilen, hastaya sonrasında ağrı vermeyen ve başarı kalitesini artıran bir yöntemdir. Kök hücre nakli, kadının göbek bölgesindeki yağ hücrelerinin alınarak özel işlemlerden geçirildikten sonra mezenkimal hücre dediğimiz her hücreye dönüşebilecek hücrelerin elde edilmesi ve bu elde edilen hücrelere ait sıvının yumurtalıklar içerisine yine PRP gibi anestezi altında verilmesi, uygulanması işlemidir. Bu işlemde son zamanlarda uygulamaya başladığımız yumurta sayısını ve kalitesini artıran bir tedavi yöntemidir. Bu bahsettiğimiz iki tedavi yöntemiyle esas amaçladığımız şey azalan yumurta sayısı ve azalan yumurta kalitesini tekrar arttırma amaçlamak. %15-20 arasında bir başarı yüzdesiyle bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. İşlemi yaptıktan sonraki 2-3 ay içerisinde olumlu sonuçlar almaya başlıyoruz yaptığımız tüp bebek tedavilerinde. PRP ve kök hücre nakli tedavi yöntemleri tüp bebek tedavisini desteklemeye yönelik kullandığımız tedavi yöntemleridir. Bu bahsettiğimiz iki tedavi yöntemiyle beraber daha sonrasında yapacağımız tüp bebek şansımız ve bebek elde etme şansımız fazlasıyla artacaktır. Herkese sağlık ve mutlu günler dilerim. Deep Fresh antiviral mendil İşin Uzmanı programını sundu.